Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu Zafer Yolu serimizin, FIFA 20'deki Zafer Yolu serimizin, yani hiç para harcamadan süper takımlar kurmaya çalıştığımız, süper oyuncular almaya çalıştığımız serimizin ilk bölümü. Bu serimizin ismi ise Road to Drogba olacak. İlk kısmı bu serinin, yani Drogba'ya ulaşana kadar bir serimiz olacak. Ondan sonra tabii ki daha büyük oyunculara, daha büyük efsanelere ulaşıp sağlam takımlar kurduğumuz bir seri olacak. Umarım hoşunuza gider. Bu serüvene benimle beraber başladığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel, keyifli bir serüven olur. Maçlar yapacağız, alsatlar yapacağız, kadro kurma görevleri yapacağız, oyuncuları deneyeceğiz, Foot Champions oynayacağız. Bu seri bundan ibaret olacak. Bu şekilde sıfır para harcayarak kurabileceğimiz, aynen geçen sene olduğu gibi çok benzeri. Yani rüya takım serimiz vardı geçen sene. Sonradan çok kısa bir Road to Cruyff serimiz vardı. Bunun aynısı aslında. Sadece burada ilk yapmamız gereken Didier Drogba'yı almak. Didier Drogba'nın 89'luk kartı hedefimiz şu anda. Ortanca seviye kartı. Ortanca seviye ikon kartı. 89'luk ikon hatta bizimle kulübümüzde krallık olarak var şu anda. Seçtik. Bugün ben bir yayın yaptım. Twitch üzerinden yayın yapıyorum arada, biliyorsunuz. Onu takip etmeyi unutmayın. Şimdi bu kartı almak istiyorum. Bu karta muhtemelen 1 milyon, 1,5 milyon gibi bir para ödeyeceğiz alacağımız zaman, ama önemli olan o değil. Önemli olan beraber FIFA Ultimate Team Marketing'in ticaret yaparak kazandığımız coinleri kulübümüzü geliştirmeye ve eğlenmeye harcamamız. Bence önemli olan bu tema sadece Drogba üzerinden gitmeyecek yani. Şimdi ben öncelikle bir kadromu göstereyim. Ben dün web app çıktı biliyorsunuz, bilgisayar üzerinden Ultimate Team Marketing'de ben alsatlar yaptım. 20.000 coin'imiz var şu anda. Aynı zamanda da ufak bir takımım var. Göstereyim takımı. Takımım tamamen Türkiye Ligi oyuncularından oluşuyor. Arturo aldık, onun dışında Telez'i aldım güzel bir yatırım olarak. Ve bir de ufak bir kadro kurdum bu kadroyla. Division Rivals maçları yaptım, zaten bir kısmını göreceksiniz siz. Squad Battles maçları yapacağım. Sadece şu anda 10 saatlik bir deneme sürümündeyim bu arada FIFA'nın. Yani bir kısmını tabii ki hem telefondan hem bilgisayardan halletmem gerekecek. Sürekli konsolda olmayacağım ama yine de bu 10 saatlik süreyi çok iyi değerlendireceğiz ve güzel işler yapacağız diye tahmin ediyorum. Evet, ana fikrinden bahsettik serinin. Ana fikri Didier Drogba'yı almak. Ondan sonra daha büyük bir efsane var aklımda. Belki sizin de aklınıza bir efsane geliyordur bu sene. Oyuna ilk kez dahil olan bir efsane hatta kendisi. Çok sevdiğim ve çok severek izlediğim, çocukken çok severek izlediğim bir efsane kendisi. Onu alarak devam edeceğiz. Birkaç tane paket açtık. Çok iyi bir şey çıkaramadık. Bir tane Alexis Sanchez çıkan. Bir tane walkout aldım aslında, onu söyleyeyim size. Bu sabah bir tane Hummels aldım 10K'ya. Onu sattım. Neler yapacağım peki bu seride? Yani birazcık daha detaylı anlatacak olursak. Bu seride trendleri, haftalık trendleri takip edeceğiz. Haftalık oyuncuların fiyat değişimlerini takip edeceğiz. Buna göre belki Weekend League'e çok zayıf, çok kuvvetli takımlarla girmeyeceğiz hafta sonu ligine. Foot Champions'a çok kuvvetli takımlarla girmeyeceğiz ama burada daha fazla coin yapabileceğimiz, belki haftalık 100K coin'imizi 150K coin yapabildiğimiz veya sonradan 200K coin'imizi 300K coin yapabildiğimiz, böyle coin'lerimizi katlayarak ilerlediğimiz bir serimiz olacak. Non-rare oyuncuları, SBC'lerde kullanılan oyuncuları takip edeceğim. Bunları sizlerle tabii ki isim isim paylaşmam bu işin etkisini çok büyük kaçıracak ama bu seride FIFA Ultimate Team'de para harcamadan ne kadar iyi bir takım kurabileceğimizi göreceksiniz. Bunun mantığını kavrayacaksınız diye tahmin ediyorum. Şimdi FIFA Ultimate Team'deki, FIFA 20 Ultimate Team'deki yeniliklerden de bahsetmek istiyorum ben ufak tefek. Şimdi katalogda Ultimate Team'le ilgili şeyler yok artık. Artık görevler var, görüyorsunuz. Mesela 5 maçlık bir Van Dijk vermiş bana. Burada experience kazandıkça, XP kazandıkça sağ üstte, belki görmüyorsunuz şu anda. Yok, görüyorsunuz. Oradaki şeyler arttıkça buradan paketler kazanabiliyoruz, oyuncular kazanabiliyoruz vesaire. Burada görevler yapıyoruz, paketler yine aynı şekilde kazanılabiliyor. Günlük görevleri oluyor, 2 tane maç yap diyor, 1 tane maç kazan diyor, bir oyuncu satın al diyor vesaire. Burada değişik görevler var. Squad Battles, Division Rivals, Foot Champions mesela altın keçi şeklinde bir koreografi veriyor. GOAT, Greatest of All Time. Şeklinde bir koreografi veriyor. 300 tane Foot Champions maçı kazanmamız durumunda geliyor sanırım, bunu anladığım kadarıyla. Evet tabii. Bütün maçları kazanmamızı gerekiyor. 300 tane Foot Champions maçı, haftada 20 tane maç kazansanız bile 15 hafta alacak bir şey. 4 ayda bitmeyecek bir şey yani bu. O yüzden oyunun ne kadar uzun süreli bir maraton olduğunu burada tekrardan hatırlatmış oluyor bize. Şimdi burada görüyorsunuz birkaç tane işte kadro kurum. Ha tabii ki önemli olan şeylerden bir tanesi kadro kurma görevleri. Kadro kurma görevlerini yapacağım. Burada tabii kadrolar kısmında kadro kurma görevleri tarafında
Ben bu sene para harcamadan bunları yapabileceğimi düşünüyorum. Mesela hatta Player of the Month Pukki geldi bile. Aynen Temu Pukki'yi görüyorsunuz. Bu mesela sonraki bölümümüzde alacağımız bir oyuncu olabilir bizim. Bunun üzerinde şekillendirebiliriz takımımızı. Mesela büyük karşılaşmalar var. Burada acaba hangi oyuncuları istiyor merak ediyorum şu anda. Minimum bronz diyor. Ha güzel güzel, bronz paket metotları iş yapabilir tabii ki burada. Bronz paket metodu eğer etkili olduğu takdirde serimizin parçalarından bir tanesi olacak. Gelişmiş kadro kurma görevlerine henüz başlamadım. Yani bir tanesine başladım. Ama bunlar bizim ilk başta bayağı yardımcımız olacak. Görüyorsunuz burada mesela 13K jeton veren bir kadro kurma görevi var. Bunlar bizi belki 100-200K'ya taşıyabilecek paket şansımıza göre görevler. Bunların hepsini tamamlayacağız önümüzdeki günlerdeki görevlerde. Ben tabii ki buradaki hani büyük bir çoğunluğunu vaktimin web ve companion telefonum üzerinden yapmayı, buradan al satlar yapmayı düşünüyorum. Umarım o şekilde güzel paralar yapabiliriz. Şimdilik takımımız bu şekilde olacak. Bir Türkiye Ligi takımı Vişe'yi aldık. İki tane maç oynadık. Birini berabere bitirdik, birini kaybettik. Son dakikada yediğimiz bir golle kaybettik ama güzel maçlar oldu. Oyunu beğendiğimi söyleyebilirim bu arada. Onunla ilgili de ayrı bir video yaparım zaten veya belki de siz arka planda görüyorsunuz zaten onu. Kadromuz bu şekilde görüyorsunuz. Vida, Luyendama, Caner, Luis Gustavo'yu aldık. Bayağı da güzel de bir gol attı hatta göreceksiniz şeylerde, kliplerde. Lemina çok beğendim. Kruse, bir gol iki asistle takımı şu anda sırtlayan adam. Max Kruse çok net bir şekilde takımın yıldızı. Vişa fena değildi. Ben Elia'yı da beğendim. Elia da çok hızlı. Ama tabii ki şut bitiricilik görüntüleri, şeylerin, istatistiklerinde birazcık geride kaldığını söylemekte fayda var. Aslında videoyu açmışken bence bir tane Rivals maçı yapalım bu kadroyla hemen. Kondisyonumuzu verelim abi. Ve bir Rivals maçı yapalım. Gameplay'i de görmüş olalım bu şekilde. Road to Drogba'nın, zafer yolumuzun ilk maçları. Kruse direkt haydi bitir bunu. Oo, çizgiden inanılmaz bir müdahale geldi. İnanılmaz bir müdahale geldi. Top dağıtımını yapacak. Şimdi Elia olmadı o iş. O iş olmadı ama top yine gitti. Lemina kaybetti topu. Dikkat. Hayır. Ah oh, yedik. Yedik. Falcao'yu gördük. Haydi Falcao. Haydi ofası görelim. Çok güzel. Kruse şimdi. Kruse ortaya. Kafa gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. Ah ah ah. Evet çıkacak o. Çıkmadı. Vinicius Junior içimizden geçiyor. Yapma be abi. Vinicius Junior o kanadı otoban etti. İnanılmaz ya. Güzel aldık. Attık golü. Bravo. Güzel aldık. Güzel attık. Kim attı bu golü? Vişa mı attı? Kruse mi? Evet. Kruse. Sağ ayağıyla attı. Güzel. Güzel koşturduk orada. Hadi. Vişa geliyor. Orta geldi. Kafa gelir mi? Aa, direkt yapma. Hadi be vurun artık abi şunlara ya. Güzel oynuyoruz. Oyunu çözmeye çalışıyorum. Aşırı keyif aldığımı söyleyebilirim. Şimdi tabii ki çok yeni bir oyun. Bütün dinamiklerini çözüyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Güzel. Hadi Falcao. Ortadan gelen bir şey var. En arka direği görmek istiyorum. Vurur muyuz? Abi bu nasıl bir kafa vuruşu? Taca gidecek top neredeyse. Ben görmemiş olayım böyle bir kafa vuruşunu abi. Mariano. Vişa yürü. Vişa yürü. Vişa çok güzel geçtin. Üf Vişa. Vişa, Vişa, Vişa. 2-2. Delirtti rakibi, delirtti. Baktım kaleciyi çekecek mi acaba diye. İyi top attı. Aman hocam, aman Luyendama, bravo. Hadi. Yapmayın çocuklar ama ya. Derken Gustavo geldi. Hadi. Haydi. 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 3-3. 3-3. Güzel maç. Güzel maç. Bakao. Abi çekiyorum kaleciyi. Çekiyorum. Yapma bunu ya. Hadi.
Penaltı olmalı, penaltı. 89. dakika, hadi bakalım. Çok çok heyecanlı bir maç oldu daha ilk maçtan ya. Ay, penaltıya bak. Aa, çok zor be. Hadi abi, bir atak daha var mı? Aa, oynatmadı. Oynatmadı ama güzel maç oldu. Tebrik ederim rakibimizi. 4-3 mağlup oluyoruz. Evet, Road to Drogba'nın ilk bölümü bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenip arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Böyle bir olay var diyebilirsiniz. Hadi. Falcao geldi. Falcao! Vur artık. Bravo. Evet. İkinci maçımız Kroos'a golle başladı. Gol atmakta sıkıntımız yok ama defansımız çok ileride abi. Onu halletmemiz gerekli. Elia güzel geliyor. Harika geçti. Onu da verdik. Vişa vur artık. Vurdun. 2-0 yaptık. Güzel. Güzel oynuyoruz. İşte bu. Bunları istiyoruz. Vişa. Yine yaptı onu. Hayır ama ya. Onu atman lazım Mustafa be. Defans yapmak zor abi. Bu oyunda sende. Hadi o pası görelim. Caner. Caner vurdu. Kaleci mi çekti o? Bastırıyoruz. Üçüncü için bastırıyoruz. Bir kafa olmadı. Bak ha. Dışarıya. Ortaları yapamıyorum nedense. Ama evet, bir maç daha oynamak istedim. Güzel bir galibiyet. 2-0'lık güzel futbol oynadığımız bir galibiyet oldu. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.